Seval çok kayıyor. Ya böyle gerçekten sıkıntı vermeyin ya. Taşı mermer, toprağa seramik, yaprağa ipek şeklidir. Yatırımcıların en avantajlı uğrak yerlerinden İstanbul, Ankara, Bursa gibi önemli merkezlere yakınlığı ve gelişmekte olan sosyal ve ekonomik imkanlarıyla Bilecik, Marmara bölgesinin alternatif yaşam merkezlerinden birisi olmuştur. Ve bu alanda Ar-Ge inovasyonun öncüsü konumundadır. Sayın Fevzi Uzun'u davet ediyorum. Odamızın kuruluşunun 111. kuruluş yıl dönümü programımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür etmek ve örnek davranışlarını alkışlamak için bir araya geldik. Ekonomimizin büyümesinde sorumluluk üstlenen, milletimizin hayat standartlarının yükselmesine ciddi katkıda bulunan, herkese şahsım ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. İhracat, istihdam ve yatırım değerleriyle ekonomik açıdan hızlı bir dinamizm sergileyen Bilecik, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şehirleri arasındadır. Ertuğrul Gazi'nin Şehvet Vali Hazretleri'nin evlatları olarak bir dünya medeniyeti kurduğu bu topraklarda kuruluş ve kurtuluşun beşiği Bilecik'i Türkiye'nin yeni vizyonuna layık şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda odamızın 31 yıllık geçmiş tecrübe ve başarılarının 111 yıllık köklü bir tarihten geldiğini, üniversitemizin hocalarından Halim Demir Yüreğin çalışmaları neticesinde 1904 tarihine ait vesikamızı bugün burada heyecanla sizlere sunacağız. Odamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen büyüklerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası olarak yurt dışı iş gezileri düzenleyerek dünya ile iç içe ticari faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Birçok girişimcilik kursu açarak yeni girişimcilere iş kurma imkanı tanıdık. Proje ofisimizle birlikte birçok proje yazma eğitimi düzenleyerek proje fikirlerini hayata geçmesi için ilimiz adına daha fazla proje üretilmesi adına katkıda bulunduk. Bilecik Ekonomi Dergimizi çıkarttık. Akredite oda olma bilincimizle 5 yıldızlı hizmetin gerekliliğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır sloganımızla, İlmin Eğitim Müdürlüğümüzle, Benim de Sıram Var projesiyle, öğrencilerimizin daha iyi fiziki şartlarda eğitim almaları için çaba gösteriyoruz. Kalkınma Ajansımızdan aldığımız yöresel ürünler projesiyle de, yöresel ürünlerimizin hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtılmasına imkan sağlayacağız. Yine Avrupa Birliği'ne İPA kapsamında ilimiz adına ilk defa sunulan bir proje olan Mermere Kadın Eli Derse projesiyle de sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiş olacağız. Birçok sektör çalıştayları düzenledik, bunları devam ediyoruz. Saydığım bir kısım çalışmalarımız ilklerimiz olmasa da son olmayacak. Sayın Başkanım, Rıfat İskarcıklıoğlu'nun gecesini gündüzüne katarak ülke menfaatleri için yaptığı çalışmaları örnek alıyoruz. O yolda başarıyla devam etmek için var gücümüzle çabalıyoruz. Üniversitemize 5 milyon TL'lik mühendislik fakültesi laboratuvarı yatırımı için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat İskarcıklıoğlu'na ve yönetim kuruluna bir defa daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Orta gelir tuzağından çıkmanın yolunun yüksek teknoloji üretimden geçtiğine inanıyoruz. Bu mühendislik fakültesiyle birlikte inşallah üniversiteyle akademisyen iş adamlarımız, sanayicilerimiz bir araya gelecekler. Daha fazla katma değerli ürün nasıl elde ederiz? Bunun da yolu açılmış olacak. Sayın Başkanım, ilimize yeni yatırımlar kazandırmamız gerekiyor. Türkiye otomobil üretimi konusunda çok ilerlemeler kaydetti. Yenişehir'de yapılması planlanan otomotiv test merkeziyle birlikte yine Yenişehir'e 20-25 km uzaklıktaki
bizim kurmayı planladığımız 3. Organize Sanayi Bölgesi, ilimizin de 7. Organize Sanayi Bölgesi aynı zamanda. Burada otomotiv sektörüyle ilgili yatırım beklentilerimizi sizin huzurunuzda yeniliyoruz. Ölçekli yatırımların Bilecik'e kazandırılması hususunda her zaman gayretlerinizi bekliyoruz Sayın Başkanım. Ecdadımızın yaşadığı ve bizlere miras olarak bıraktığı tarih bizlere çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Biz çalışan Bilecik, büyüyen Türkiye sloganımız ile bu değerlere sahip çıkmak için ilk günkü inancımız ve azmimizle çalışıyoruz. 2015'i uğurladığımız, 2016'nın da kapısını araladığımız bugün de 2016 yılının ülkemize huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor. Bu vesileyle de hepinizin yeni yılını kutluyorum. Çok değerli milletvekillerimiz, sevgili hocam, benim çok değerli o da ve borsa başkanlarım, çevre ilgilenicilerden gelmiş o da ve borsa başkanlarım, Bilecik Ticaret Sanayi Odamızın değerli başkanım, değerli meclisi, değerli hemşerilerim, size şahsım ve Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Yönetim Kurulu'na saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bir kez daha sizlerle daha önce hizmet binasını açmış olduğumuz bu binada sizlerle beraber buluşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ben her Bilecik'e gelişimde, Odalar Birliği Başkanlığı'ndan öncesinde de, biraz önce makamlarda da bunu arz ettim, hep heyecanlanırım. İki yere giderken bu heyecanı duyuyorum. Birincisi, Sıla-i Rahim yapıp anne ve baba memleketi Kayseri'ye giderken bu heyecanı duyuyorum. Bir de Bilecik'e gelirken bu heyecanı duyuyorum. Çünkü buraya gelirken burada bir manevi hava var. Şeyh Edebali Hazretleri'nin bir manevi havası var. Osmanlı'nın iki kurucusundan bir tanesi. Bir tanesi maddi kurucusu Osman Bey, diğer manevi kurucusu Şeyh Edebali Hazretleri. Her geçtiğimde de Odalar Birliği Başkanı'ndayken muhakkak Bilecik'ten yolu geçse de Şeyh Edebali Hazretleri'ni ziyaret etsem derdim. Neyse yine bugün ziyaret ettik. En sonunda 3 sene önce yine bu salonda sizlere söz verdiğim şey, Sayın Valide'yi verdi biraz önce Fevzi kardeşime, Anıtlar Kurulu'ndan izin çıkmış oraya asansör yapmayız diye. İnşallah yaşlılarımız da rahatlıkla çıkabilme şansına kavuşacaklar. Ben de sözümü yerine getireceğim, inşallah oraya asansörü yapacağım. Yaşlı kardeşlerimizin, abilerimizin çıkıp ziyaret etsinler diye. Aslında Şeyh Edebali'nin çok güzel bir öğüdü var. Tabii sizler biliyorsunuz da ben de buraya gelmişken Bilecik'te bunu sizlere tekrar ifade etmek, söylemek istedim. Geleceğini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın diyor. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Geçmişini bilmeyen geleceğini bilmez diyor yani. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın. Aslında o kadar güzel söz ki, geçmişini hiçbir zaman unutmayacaksın. Bir yerlere geldiğin zaman geçmişini unutursan, yarın ayakların yerinden kesildiği zaman bir bakarsın düşmüşün nereye düştüğünü anlamazsın. Bu topraklar aslında o kadar mübarek topraklar ki, bir obadan, bir beylikten, bir devlet, bir devletten de bir cihan imparatorluğu çıkarttı bu topraklar. Ki millet olarak gurur duyduğumuz bir imparatorluğun çıktığı topraklar. İşte geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Allah bizleri hiçbirimizi Şeyh Edebali'nin hikmet yolundan ayırt etmesin diyorum. Onun hakkını verenlerden, onun öğütlerine hakkını verenlerden inşallah bizleri eyler. Aslında Şeyh Edebali Hazretleri'nin bugün ziyaret sırasında bir kardeşimiz bilgi veriyordu, ben de biliyorum. Aslında kendisi bir ahi babası. Ahi babası bizim, şimdi biz ticaret odası, sanayi odası falan diyoruz da aslında bütün dünyaya ticaret, sanayi odaların kökünün çıktığı yer ahilik ve loncalıktır. İşte bunun kurucusu, aslında oda ve borçlarımızın da manevi kurucusu. Bu toprakları vatanlaştıran,
ahi evrana layık olmayı Allah hepimize nasip eder. Değerli dostlarım, bugün hayırlı bir iş için buradayız. Beni en çok gururlandıran, bu camiayla en çok iftihar etmemi sağlayan, işte bu beraber biraz sonra düzenleyeceğimiz törenler. Bilecik Ticaret Sanayi'den doğru bir vizyon ortaya koymuş. Bilecik'in aslında yöneticisi yıldızlarını ödüllendiriyor. Başta sen başkan olmak üzere, meclis başkanımız olmak üzere bütün yönetim kurulunu, meclis üyesi kardeşlerimi de kutluyorum. İki açıdan çok doğru bir iş ve gerekli bir iş yapıyorlar. Bunlardan birincisi, güzel bir kültürümüzde bir söz var, marifet intifata tabidir diyor. Yani başarılı girişimci kurumları takdir edeceğiz ki, onlara moral vereceğiz ki daha iyi yapmalarını, daha çok kazanmalarını, daha çok yatırım yapmalarını, daha çok insan istihdam etmelerini sağlayalım. İmkanlarımızla ilgili bize sundukları açık çekler, Bilecik'in onlardan beklentilerini, Bilecik'e yapılacak olan yatırım... Buradaki törenimizde biraz önce de bahsedildiği gibi bir kıymetin ifadesi olacak, takdiri olacak. Ben bu salonumuza gelen, bu törenimizi teşrif etmiş olan il dışından gelenlerimiz, Ankara'dan gelenlerimiz dahil bütün katılımcılara huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu başarıdan devam ediyorum. Saygılar. 120 senesinden beri ticaret odası mevcuttur. Tabii hemen belirtelim. Bu tarih miladi olarak 1904'e tekabül etmekte. 1916 senesinde odaya kayıtlı 35 tüccar vardır. Bunların 22'si Müslümandır. Yine 1916 yılında odanın mevcut sermayesi 4286 kuruştur. Efendim, işte bu bilgileri ihtiva eden Ertuğrul Sancağı adlı kitabımızı Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası sahiplendi. Başkanımız Fevzi Uzun Bey özel ilgi gösterdi. Hatta asılmasında çok ciddi katkıları oldu. Kendilerine teşekkür ederiz. Konuşmaya başlarken Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluş tarihinin hikayesi cümlesini kurdum. Esasında bu hikayenin kahramanı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin banisi ve ahamisi olan bilge rektör Profesör Doktor Azmi Özcan'dır. Kendilerine talebe olmakla bahtiyar ve müftehirim, bunu da ifade etmem gerekiyor. Hocamız, her hareket bir kişinin ayağa kalkmasıyla başlar demişti. Aynen öyle de oldu. Üniversitemizde ilmi bir hareket başlattılar. Bu eserler ve bu bilgiler böylelikle günümüzüne çıktı. Kıymetli misafirler, mevzuya ait hikaye kısaca böyleydi. Konuklarımızın hepsine en derin saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Kurumlar Vergisi 3.sü ve 2014 Kurumlar Vergisi 4.sü. Yüksek düzeyli kurumlar vergisi mükelleflerimize, atışlarımıza yerlerini bulunduruyoruz. Yüksek düzeyli istihdam sağlayan firmalarımızı atışlarla gönderiyoruz. Yüksek düzeyde ihracat sağlayan firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Tebriklerle onları uğurluyoruz. Doğum kapsamında en çok istihdam sağlayan firmalarımıza alkışlarla uğurluyoruz. Sayın Bekir. Sayın Hocam, Sayın Başkan.
teşekkür ediyoruz. Şimdi elimize değer katan değerli isimlerimiz. Şahmiz Sayın Selim Yağcı gelemediğini söylemiştim. Onun yerine Sayın Yağcı'na da hak ediyorum başkan yardımcımızı. Evet efendim. Sayın Hocam, evet. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, Sayın Hocam. Buraya efendim. Evet efendim. Ve Arslan Ali Büyüm AŞ yetkili. Evet Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Evet. Başkanım. Efendim, Türk Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız ve Sayın Başkan ve Meclis Üyeleri adına. Biraz müsaade edin. Arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim dışarıda...